Serdar Aziz'in kırmızı kart gördüğü pozisyona bakalım. Burada Denizli sporlu futbolcuların itirazı var. Şunu geri alabilir miyiz? Ali Palabıyık bakın nereyi gösteriyor burada. Denizlili oyuncunun itirazına bakın. Bakın şimdi böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Sonra böyle yapıyor. Omzuna çarptı diyor. Omzuna çarptı Ya da diyor. neyse. Ama şimdi bakın gelecek. İzleyicilerimiz olan aklına. Bakın. Bakın gördünüz mü? Tam öyle görmüş. Öyle görmüş o. Ama sonra Arda kardeşler diyor ki ya yok sen yanlış gördün. Gel bir bak. Pozisyon farklı açılardan izliyoruz. Ekrana geldi bizim ekranımıza. Yorumcularımız şöyle dikkatli alıcı gözlerle baktılar. Çünkü malumunuz ya şuraya kadar artık şu bölge el sayılmıyor. Değerli izleyenler şurada. Ben onu bir o kural kitapçığını getirmiştim. Şuradan aşağısı. Pazının üstü. Şu pazının üstü. Serdar hakem giderken bir şeyler söylüyor. Sarıyı görüyor. Sarıyı gördüğü yer yalnız. Bakın şurada gördü. Evet. Orada bir şey oluyor. Bir şey söyledi ki geri Çok ani döndü. döndü. Tam gidiyordu böyle. Hop, geri döndü bir şey gösterdi. Ya ağır bir şey söylese direkt kırmızı kart Hocam yalnız gösterir. orada sarıyı gösterdin mi? Bu Tabii. penaltıysa kırmızıyı Kırmızı tabii göstereceğim demek göster. artık. Bitti Yani yani. Serdar da orada Aslında o sarı kırmızı. Tabii Serdar da Kafamdan orada sekerek konuşmaması geliyor diyor gerek. hakeme. Kafamdan sekerek geliyordu. Ya Serdar orada konuşmaması gerek. Tamam. Ali Palabıyık'ın da orada giderken madem ağır bir laf yok, direkt kırmızı kart da göstermiyorsun. Ya yani dönüp sarı kart göstermesi de bir şeyleri araması da yanlış. Ya Kafayla vurdum, top hı? omzuma Ya çarptı. Reacan Diyormuş. İddiaya şey göre. yani oyuncunun ruhu o sırada yapacağı itiraz maçın şeyi suçluluk şey baskısı her şeyi söyleyebilirsin. Yani Her bugüne laf söyleyen de bayağı, Gürcan kart göstermek tabii mi canım gerek ya? yani He? bugüne kadar kaç oyuncuya sarı kart çıkardı Ali Palabıyık ya VAR'a giderken? Hocam ne olduğunu bilmiyorsun ya. Bir türlü Ama anlaşamıyoruz orada. Erman abi. Ne dedi? Erman abi Ama hocam hakaret aniden varsa dönüyor bak. Giderken aniden dönüyor. Hakaret varsa direkt kırmızı gösterir. Abi hakaret varsa kırmızı Kafasından mı gösterir. sekiyor? Onu Tolga büyüttü bir de onu gösterelim. Peki Feyyaz hocam sizinle başlayalım biz. Pozisyonu büyüttük de burada. Stüdyoda şöyle karşımızda dev gibi. Kafayı uzatıyor. Evet. Eli de burada. Kafayı sıyırıp şuraya çarpıp gidiyor. Bana göre ağır bir karar penaltı için. Net el gibi gözükmüyor. Diyor Feyyaz Uçar. Ben programın başında söyledim zaten. Penaltı değil yani. Normal vücut kafa yani Serdar kafa topuna çıkıyor, top sekiyor. O ara yani kafa topuna çıkıyor. Tabii ki elini koluna açacak. Yani öyle bir büyülterek bile bile kasti yok. Yani saniselik, spontane gelişen bir olay bu. Hem kafasına sürtmesi tekrar işte koluna çarpıyor. Bence ağır bir karar. Gürcan. Bilmiyorum ben pozisyonu gri görüyorum. VAR niye çağırdı onu da merak ediyorum. Diyelim ki hoca pazısına çarptığında penaltı. Çok net diyebiliyor musun pazısına Değil. çarpıyor? Değil. Diyemiyorsun değil mi? İşte belki başka pozisyonu vardır onda gördüğü. Abi en net pozisyon bu Ender. Ama işte geçen bir şey Hayır, demişler ya. şu seyrettiğimiz pozisyon en net pozisyon. Ya bir de Bak tabii burada da göremez. en Mesela burada doğrusunu formaya çarptı gözü. hocamız söyleyecek de yani top buraya değdikten sonra yukarı gidiyor hocam top ölmüyor. Eline vursa top ölür yere düşer. Vuruyor. Vuruyor da pozisyon şöyle şimdi tabii onu tartışmak lazım. Kafaya çıkarken kolu ne kadar açacaksın mesela şutlarda futbolcular şöyle yapıyorlar Büyüme şutlarda. diyorlar. Tabii o doğru yani. Hatta çıkarken de böyle yapacak ama topa kafaya çıkarken kolunu biraz açacaksın. Yani buradan güç Güç alacaksın. alacaksın tabii. Güç almadan çıkamazsın. Ama işte güç aldıktan sonra bunu şöyle mi yapacaksın? Yapmayacak mısın? O sakat bir olay. Bu tamamen hakeme bırakılacak bir olay yani. O andaki yorumu. Buna bir Burada şey diyemiyorsun. kafaya çarpması kararın değişmesini etkiler mi? Kafadan sekip Yani oraya sekiyor gelmesi. top. Yani şöyle çıkıyor. Vururken buradan sekip kolu böyle vuruyor. Yani o hakemin takdiri. Ha ben verir miyim? Bakmam lazım ya. Yani. O andaki benim
Haleti Ruhiyar. Ama işte bak, öyle kötü bir yerde yapıyor ki hakem önce vermiyor bak. Gidiyor vardan veriyor. Ya gitme hakemin üzerine. Bak psikolojik bu. Hakeme bir şey dedin, belki de sinirlenir verdi. Nereden biliyorsun? Gitmeyin ya. Bırakın abi, rahat bırakın. Psikolojisini rahat bırakın hakemin, mümkün olduğu kadar. Hocam, bunu yani havaya çıkıp, çünkü şöyle çıkıyorsun, böyle çıkıyorsun tabii yani, hava topu. Ve buraya vuruyor, sonra buraya vuruyor. Tabii bu el ne kadar açık. Serdar şunu yapmıyor. Şunu yapmıyor yani. Topu taşımıyor. Top gelip şunu yapmıyor. Şöyle. Yani geliyor, çarpıp vuruyor. Ne kadar açık? Verir misin, vermez misin? Tamamen hakeme bırakacağım bir olay. Hocam bir şey soracağım ben size. Bence penaltı değil. Ben bunu böyle değil de çıplak gördüm mesela. Sağda çıplak göreyim, daha net veririm. Tabii. Şimdi Ali Palabıyık değil mi? Evet. Tabii. O an. Veririm veya vermem. Ali Palabıyık bu penaltıyı vermedi. Arda kardeşler vardan verdi. Maç. Şimdi Türkiye'deki hakemlerin en büyük yanlışına bak. Maç 2-0 Fenerbahçe önde. Bunu rahat bir şekilde işte Arda kardeşler çağırıyor. Ali Hoca vermeyince direkt Arda kardeşler söyledi işte. Tekrar baktı, verdi. Maç 2-2 olsa hocam, sana soru. Uzatmalar oynanıyor. Son saniyeler. Bu penaltıyı verir mi? Ceza alan işi. Arda kardeşler çağırır mı? Bak bu penaltıyı. Şimdi onu bilmem. Şimdi bu penaltıyı var hakemi çağırmazsa kafalarda şey kalır mı kalmaz mı? Bir çağır kardeşim. Bak verme ya. Vermeyebilir. Benim gördüğüm doğru. Vermiyorum deme hakkım var. Bu sefer ne diyoruz? Niye çağırmadın? Yalnız... Yani şimdi orada bir de kafadan seken pozisyon. O da net göremedi ki, burayı gösteriyor ki burayı değil, buraya vuruyor top. Şöyle vuruyor. Ama tamam da onu artık hakeme çağır bırak. Verir vermez. Onun değerlendirmesi hakemde. Yani ya işte kafadan geldi. Havaya çıkarken kolu böyle. Oynadı mı? Düz mü? Bak kaç tane şey var, şekil var. Bu Fenerbahçe'nin yalnız bu elle kollu oynamalarına hakemlerin bir alerjisi var herhalde. Konya maçı 0-0'dı. Normal Nizami golü biliyorsun. VAR hakem müdahale etmemesi gerekir. Fenerbahçe'nin golü iptali geldi. Fenerbahçe yani maç 0-0'dı. Kötü oynadı ama 1-0 öne geçmişti. Nizami açık burada mı, da, değil mi? Yani burada, ona bakmak lazım. Burada yani, Soler Nizami açık mı değil mi? Bak burada da verdiği mesela bu kararla Ender maç penaltı yapsa 2-1 olacak Denizli. Maçı belki berabere bitirecek. Erol yani... Bulut'un basın toplantısı gelmiş. Bir gidelim, devam edeceğiz pozisyonlara. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle hocamızın bir karşılaşma değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra bazı sorularımıza geçeriz. Buyurun. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu. 2-0 galip geldik. İlk yarıda 1-2 pozisyonumuz daha vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı 40 dakika 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldık. Yediğimiz bir kırmızı kart oldu. Ben gibi hemen hemen hiç kimse anlamadı neden kırmızı kart veya nasıl çıktığını daha doğrusu. 8 dakika uzatılan bir maç var. Ben aslında bugün 16 dakika bekliyordum. Ama bize 8 dakika nasipmiş. Ama bunu yaşamamız gerekiyor demek. Onun dışında hakimle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Sadece söylemek istediğim, hakimlerimize her zaman destek çıkmamız gerekiyor. İnanmamız gerekiyor. Pardon. Hakimimiz değil mi? Genç hakimlerimize inanıp destek çıkmamız gerekiyor. Bugün mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Mücadelelerinden dolayı, çalışkanlıklarından, inanmalarından dolayı hak ettiğimiz bir 3 puan aldık bugün. Soru var mı? Kendinizi tam olarak sorabilir miyiz? Altay'ın performansı bugün mükemmeldi, öyle söyleyebilirim. Kalesine geldiği bütün pozisyonları en iyi şekilde kurtardı. Ama diğer futbolcuları da unutmamamız lazım. Tüm takımımız çok iyi mücadele gösterdi. Özellikle ikinci yarı bir kişi eksik kaldığımızdan sonra. Orada penaltı pozisyonu, Rodiak'ın eline vuran diyen bir top var. Hakimimiz penaltıyı gösterdi. Allah'tan varmış o pozisyonda. Vardan hatasını düzeltti. Başka soru var mı? Teşekkürler. Hocam, basın tribünden gelen soruyu cevapladınız. Onun için başka sorumuz yok. O zaman. Teşekkür ederim. Teşekkürler.
Evet, takım oyunu devam ediyor. Pozisyonları konuşuyoruz. Erman Hocam dedi ki yani zor bir pozisyon. Hakemin yorumuna bağlı bir pozisyon. Ben hani orada yaşarken karar verirdim buna. Ne vereceğim hani şu anda çok bilemiyorum ama orada görsem daha net bir karar verebilirdim diyorsunuz değil mi hocam? Şimdi Erol Bulut'u dedikten sonra Erol'a şunu söylemek istiyorum abi, bir teknik adam olarak. Beşiktaş'a bakıyorum. Beşiktaş'ta hep katlayarak, üstüne koyarak gelme var. Takım olarak bir şeyler yapıyorlar. Bir şablonları var, bir iskelet oluyor mesela. Galatasaray'a bakıyorum, o da geliyor. Fener 11. maçta daha hala yok.